Eğitime dairden herkese merhabalar. Yayınımıza hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum eğitim koçu Sayın Büşra Tekocak. Hocam hoş geldiniz Hoş bulduk. stüdyolarımıza. Bizleri kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Asıl siz bizi ağırladığınız için biz size teşekkür ediyoruz. Bizleri konuk ettiğiniz için. Rica ederiz efendim. Bugün öğrenci koçluğundan, eğitim koçluğundan ve şu an pandemi döneminde olduğumuz için uzaktan eğitimlerden bahsedeceğiz. Ama bunlara başlamadan önce sizleri biraz tanımak istiyorum. Tabii ki. Ben Büşra Tekocak, Uludağ Üniversitesi Sosyoloji ve Çalışma Ekonomisi mezunuyum. Şu anda 3M Rota'da eğitim koçluğu yapmaktayım. Bu şekilde devam ediyoruz inşallah. Hocam eğitim koçu ne demek? Eğitim koçu, aslında sistemi şöyle anlatmak daha doğru. Eğitim koçu, öğrencileri hedefe yönlendirmekte, hedefi belirlemekte, çalışma disiplini oturtabilmekte ve bu plan doğrultusunda ilerletebilmektir. Yani görünürde teorik olarak bu kadar basit değil. Pratiğine baktığımızda öğrencinin tanımasından anlamasına kadar hepsiyle uğraşmak durumundayız. Birebir koçluk sistemi üzerinden gitmekteyiz bizler. Aslında toplum gözüyle baktığımızda eğitim koçluğu şu şekilde görünüyor. Savaşın ortasında komutansız kalan orduları yönlendirmek gibi görünüyor ama sadece biz emir komuta zinciri içerisinde değil, tam tersi bu çocukları başta anlama, tanıma ve onları yönlendirme şeklinde devam ettiriyoruz. Tabii ki de toplum bu şekilde görmüş olsa da öğrencilerimizle biz birebir konuştuğumuzda, görüştüğümüzde ve onları plan doğrultusunda ilerlettiğimizde daha işin doğrusu ortaya çıkmış oluyor. Peki bir öğrenci koçu ne demek hocam? Yani siz birebir öğrencilerle nasıl ilgileniyorsunuz? Şöyle ki biz her bir öğrencimiz bizim için kıymetli. Bu nedeniyle birebir rehberlik üzerine gidiyoruz. Yani eğitim koçluğu yapıyoruz. Eğitim koçluğunda sadece direktifler veren, ödevleri yaptıran koçluk olarak anlaşılmaması gerekiyor. Evet, savaşın ortasında komutansız kalan ordular gibidir öğrenciler ama biz sadece onlara dediğim gibi sadece direktiflerden ziyade onları ilk önce anlamamız lazım. Dertleriyle hemhal olabilmek lazım. Dertlerinden ziyade sıkıntıları, dertleri, dersleri hepsini bir arada götürmek durumundayız. Haliyle başta öğrenciyi tanımlama, anlama, onların zeka kavramlarını, işte zeka kuramlarını geliştirebilmekteyiz. Yönleri eksik olan yönlerini tamamlayabiliriz gibi. Başka neler katıyorsunuz bir öğrenciye eğitim koçu olarak Şimdi hocam? biz eğitim koçu olarak ilk önce hedef belirlemek durumundayız çocuklar için. Sadece burada görünen öğrenci-öğretmen diyaloğundan ziyade öğrenci-öğretmen ve veli diyaloğu gerekiyor. Yani üçlü bir sac ayağı gibi düşünmek durumundayız. Her bir kişinin vazifesi olduğu gibi velinin de öğrencinin de öğretmenin de farklı vazifeleri var. Bizim burada eğitim koçluğu üzerinde düşündüğümüz şeyler birebir rehberlik üzerinden devam ettiriyoruz. Her bir öğrencimizin farklılıklarını göz önüne alarak bu şekilde devam ettiriyoruz ama bunları şu şekilde yapıyoruz. İlk önce çocuğumuzu biz tanımak zorundayız. Yani tanımadan bir öğrenciye teşhis koyamayız. Aynı farklı hastalıklara sahip olan insanlara aynı reçeteyi yazmak gibi. Bu tamamıyla yanlış bir strateji olur. Haliyle her bir öğrencinin farklılıkları, marjinalliği söz konusu olduğundan dolayı biz burada şunu yapmak durumundayız. İlk önce öğrenciyi alırız, öğrenciyi tanımlarız, tanıdıktan sonra teşhis koyarız. Teşhisle beraber hedefi de belirlemiş oluruz. Hedefe giden yolda dediğim gibi planlamayı ve desteklemeyi sağlamak durumundayız. Sadece emirler veren, direktifler veren, ödev yaptıran bir konumda değiliz aslında. Biz bu çocukların evdeki konumunu bilmek durumundayız, veliyle konuşmak durumundayız, öğrenciyle konuşmak durumundayız. Karşılıklı diyalog halinde olmak durumunda. Çünkü geri kalan kısımda biz %30 ve %40 arasında bir etkiye sahibiz öğretmenler olarak. Haliyle öğrenciye düşen vazife daha fazla burada. Bu nedenle her bir öğrencimizle ayrı ayrı ilgilenilmesi, onların neye yatkınlığı olduğunu, güçlendirilebilecekleri yanlarını bulmak zorundayız. Çocuklara bu yönde hayat boyu öğrenmeyi de kattırmak zorundayız. Çünkü ben öğrencilerime şunu söylerim. 5 yaşındaki bir öğrenciden, çocuktan 65 yaşındaki bir insan da bir şeyler öğrenebilir. Hayat boyu öğrenmenin avantajı bunlardır aslında. Çocuklara sadece bir sınava hazırlamıyoruz. Hayatı da okumayı öğretiyoruz. Evet biz İslam fıtratı üzerine doğduk. İlk ayetimiz ikra yani oku. Sadece okumakla değil hayatı okumakla da devam ettirmek zorundayız. Bu nedenle bu çocukları mantık, müfredat ve muhakeme ile devam ettirmek zorundayız ki bizim kurumumuzun da 3M Rota olması oradaki
mantığı, müfredatı ve muhakemeyi sağlamaktır ve rotayı belirleyerek yapmaktır. Bu yüzden 140 öğrencimizin her birinin ayrı ayrı rehber öğretmenleri var. Biz 4 öğretmen olarak her bir öğrencimizin kaybından ziyade onları yaklaşmaya, onları tanımaya çalışıyoruz. Hı hı. Çünkü her bir öğrencinin göz renginden parmak izine kadar farklılıkları olduğu gibi çalışma disiplinleri, anlama yöntemleri, zeka kuramları da farklılık gösterir. Bu yüzden aynı reçeteyi, aynı planlamayı ve aynı programlamayı yapamayız. Haliyle ilk önce öğrenciyi tanır, dediğim gibi teşhis koyarız, sonrasında planlamasını yaparız. Bunu da sadece öğretmenle yapmamak lazım. Evdeki velilerin koordinasyonuyla onların da sağlamak üzerine zorunda. De büyük bir yük düşüyor aslında, evet. Değil mi? Çünkü pandemi döneminde hani şu anda uzaktan eğitim sürecindeyiz. Haftanın 5 günü veya 7 günü çocuklar hem okul hem de kurumlara gelirken pandemi nedeniyle haftanın 7 günü evdeler bu çocuklar. Evet. Bu yüzden de evdeki velilerin artık öğretmen konumuna geldiği bir süreçteyiz. Bu nedenle de dediğim gibi velilere daha çok fazla iş düşmekte. Şu anki konum velilerin öğretmen olabilmesi kısmındayız. Biz tabii ki eğitim koçu olarak günlük raporlarını, haftalık ödevlerini, deneme analizlerini yaparak bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Dediğim gibi çocuklara biz aslında eğitim koçluğunda sadece yapabildiği yanlarından ziyade güçlendirebileceği yanlarını da görmek durumundayız. Bir çocuğun duygusal veya duyusal, işitsel ve dokunsal bir zekaya sahip olup olmadığını da analiz edip ödevlendirmemizi o şekilde devam ettirmek zorundayız. Haliyle bunlar da yola çıkarak şunları yapabiliriz. Çocuklarda istenilen yere, istenilen hedefe ulaşmak için burada desteği ve planlamayı sağlamak zorundayız. Kontrolü de hem öğretmen hem veli olarak yapmak zorundayız. Ama velilerden istediğimiz şeylerden bir tanesi de şudur. Hani baskı altından ziyade kontrol içerisinde tutabilmektir aslında. Çünkü kontrol edebilmek bir çocuğun o hissiyatı yaşayabilmesidir. Haliyle bu yaşantıda da şöyle durumda olmak zorundadır. Ben kontrol ediliyorum, ben yapabiliyorum, yapmak durumundayım, hedefime ulaşmam için bazı eksiklerim var. Çocuklar bunun bilincinde olmak zorunda ve biz bunları onlara öğretmek zorundayız. Hem veliye hem öğrenciye. Hem öğrenci. Pandemi döneminde izledik hocam. Malum şu an uzaktan eğitimler oluyor. Peki bu uzaktan eğitim nasıl verimli hale getirebiliriz ve etkili bir online ders nasıl olmalıdır sizce? Şimdi şöyle, biz geçen seneden Mart itibariyle aslında uzaktan eğitime başladık. Bu çocuklar birinci sınıftan hatta anaokulundan itibaren hem öğrenciler hem de öğretmenler olarak her daim yüzde eğitime devam ediyorduk. Sadece pandemi döneminde Mart ayından itibaren uzaktan eğitime başlandı. Herkes oradan bir tecrübesizlik yaşadık açıkçası. Bir acemilik çektik. Haliyle şu anda yeniden aynı sisteme döndüğümüz için bu dezavantajları giderebilmek adına bazı çözümler ürettik. Örneğin diyelim sorunlara baktığımızda şunlar vardı. Toplu bir şekilde sınıflarda online uzaktan eğitimi yapmaya çalışıyordu öğretmenlerimiz. Ve 15 kişinin katıldığı bir uzaktan eğitim sisteminde haliyle şunlar oluyordu. Öğretmenlerimiz 13 öğrencinin kontrolünü sağlarken 2 öğrenciyi gözden kaçırabiliyorlardı. Veya işte düzgün, verimli bir ders olmuyordu. Öğretmen hem yapıdan dolayı, altyapıdan dolayı, eksikliklerinden dolayı şunlar oluyordu. İşte dersin girişi, çıkışı, işte süre zarfı, konuların yetişmemesi, her bir öğrenciyle tek tek ilgilenilmemesiyle ilgili. Haliyle bundan dolayı da biz şöyle bir çözüm ürettik. Her bir öğrenci bütün derslerini branş hocalarından tek tek alacaklar. Yani online sistemde tek bir öğrenci, tek bir öğretmen şeklinde devam ettiriyoruz. Haliyle dediğim gibi burada evet sınıf ortamının verdiği çok etkili olan bir sistem yerine şöyle bir şey yapmaya çalışıyoruz. Yani sınıfta olan bir öğretmenin göz koordinasyonuyla sınıfta hakim olabilmesi öğrencilere bu verimliliği arttırabiliyordu. Daha gerçeklik hissini uyandırıyordu ama biz de şunu yapabiliriz. Online eğitime sağlık her şeyden önemli olduğu için online eğitime devam ediyoruz. Ama eski dönemdeki hataları yapmamaya çalışıyoruz. Bu yüzden her bir öğrencinin faydası olabilecek, verimliliğini arttırabilecek şeyleri düşünüyoruz. Bundan dolayı da biz birebir eğitime döndürmek zorundayız bunları. Bir öğrenci tüm derslerini branş hocalarından tek tek alabilmekte ve bu süreçte öğretmenler o öğrencinin kontrolünü sağlamakta, hiçbir kayıpların önlenmesini sağlamaktadır. O yüzden verimli hale getirebilmek bu yönde etkilidir. Tabii ki sadece öğretmenlerimiz dersi anlattıktan sonraki iş bitmiyor. Sonrasındaki eğitim koçlarımıza yani bizlere çok daha fazla iş düşüyor. Günlük raporlarından tutun, haftalık deneme analizlerini, çocukların eksik olduğu konulara doğru bildiği yanlışların üzerine düşmeye çalışıyoruz. Hani bu çocukların bu dönemde kopmalarını engellemeye çalışıyoruz. Rahat bir ortam var.
Şimdi dediğim gibi haftanın 7 gününde artık çocuklar evdeler. Biz kurumlarda ve okullarda haftanın 5 günü bu çocukların başındaydık. Bir kontrol sağlıyorduk. Göz koordinasyonundan tutun da bir gerçekliğe sahiptik. Ama şu anda uzaktan eğitimin getirdiği işte dezavantajları ortadan kaldırırsak krizi fırsata çevirmiş oluyoruz. Arada kaynayan zaman süreçlerini onları da krizden ziyade tam bir fırsata çevirme zamanı şu anda. Biraz serbest bir vakit, şu an biraz kopmaların olduğu bir vakit ama 2,5 milyon öğrencinin 500 bini şu anda çok iyi ders çalışabilmekte. Ama 2 milyon öğrencinin şu anda savsakladıkları, boş bıraktıkları, işte görünen bir tatil gibi görüyorlar aslında. Aynen. Aslında pandemi tatil değil, bir ara değil, eğitim devam ediyor, sınav gerçeği diye bir şey var. Sınav herhangi bir şekilde ertelenmedi, sınav kaldırılmadı. Hala müfredattaki tüm konulardan çocuklar sorumlular. Ziya Selçuk'un açıklamasını da bekliyoruz açıkçası. Müfredattaki konular çıkartılıp çıkartılmayacağını da bilmiyoruz. Çünkü geçen dönem şöyle bir durum olmuştu. Dediğim gibi ilk defa deneyimlemiştik biz pandemiyi ve uzaktan eğitimi. Sonrasında müfredattaki konular çıkartılmıştı. Ama şöyle de bir sorunla da karşılaşmıştık biz. Şimdi öğrenciler müfredattan konular çıkartıldı ama sınavdaki diğer konuların ağırlığı artmıştı. Haliyle biraz daha zorlu bir süreç geçmişti bu çocuklar için. İlk defa da karşılaştıkları için. Bu şekilde devam edecek sistem. Biz bunların verimliliğini almaya başladık. Yani birebir online sistemin verimliliğini alıyoruz. Hem eğitim koçunun devamlılığını da gerektiren bir süreç burada. Hem velilere de çok fazla iş düşüyor az önce dediğim gibi. Çünkü artık evdeki öğretmenler, veliler bu şekilde devam ediyor. İnşallah sonuçlarını da güzel alırız diye düşünüyorum. Çünkü İnşallah hocam. Eğitim dediğimiz şey gelecektir. Gelecek dediğimizi de çöpe atamayız maalesef. Bu şekilde devam ettirmek zorundayız. Hem eğitimi verimli hale getirebilmek durumundayız. Bu şekilde. İnşallah sizlerin sayesinde de çocuklar ileride güzel yerlere geleceklerini umuyorum hocam. Bu dönemde lise ve üniversiteye hazırlanan öğrenciler de aslında riskli durumdalar değil mi? Çalışırken hedeflerini belirlemek zorundalar ama bu hedeflerini bu dönemde nasıl belirleyecekler hocam? Şimdi şöyle, dediğim gibi eğitim koçları çalışmayı disiplin haline getirmeyi, hedefe yönlendirmeyi ve desteklemeyi sağlarlar. Şimdi burada baktığımızda çocuklar bir hedefi görmeden hedefe koşamazlar. İlk önce yürümeyi öğrenecekler ama hedef de belirlenmesi gerekir. Hedef belirli olmadığı zaman, yani bir rota belirli olmadığı zaman bu çocuklar nasıl koşacaklarını bilemezler. Yani şu tabir aslında güzeldir. Hani savaşın ortasında komutansız kalan ordular gibidir aslında çocuklar ama şimdi şöyle yapmamız da gerekir. Çocuklar savaşacaklarını bilirler ama düşmanlarını tanıyamazlar. Hangi taktik kullanacaklarını, hangi teknik kullanacaklarını bilemezler. Biz eğitim koçları olarak teknik ve taktiklerini verebiliriz ama şunu da bilmeleri gerekiyor. Savaşacaklarını da bilmeleri gerekiyor. Bu yüzden güzel bir özellikle LGS için baktığımızda lise giriş sınavına giren öğrencilerin şöyle yapması gerekiyor. İlk önce evet bir lise belirlenecek ama hayalimizdeki yapabileceklerimiz, elimizdeki imkanlar ve inandığımız düşüncelerle bir meslek belirlemek durumundayız. Bu lisede daha fazla oturuyor çünkü üniversite hayatı insanlara bir meslek kazandırıyor gibi gözükebilir. Sadece meslek de kazandırmaz aslında, oraya da değineceğim. Ama lise giriş sınavları için çocukların liselerin çok iyi araştırmaları gerekir. Evet yüzdelik dilimler önemlidir ama şurayı da unutmamaları gerekir. Bir liseden mezun olan öğrencilerin hangi üniversitelere gittikleri, hangi bölümlere gittikleri, eğitim kadrolarını araştırmak durumundadır. Çünkü iyi bir eğitim, iyi bir lise eğitimi iyi bir üniversite demektir. Bir Anadolu Lisesi ile bir Fen Lisesi'nin illaki eğitim olarak farklılıkları vardır. Bu yüzden iyi bir eğitimin sağlanabilmesi için okulun da eğitim olarak dizayn edilmesi gerekiyor. Biz bunları hedeflerimizi belirledikten sonra sınavlara da o yönelik çalışmak durumundayız. Tabii ki YKS için yani üniversite sınavlarına girecek öğrenciler için de bu önemli. Ama dediğim gibi sadece üniversite meslek edinmek için de okunmaz. İnsanlar kendini geliştirmek için sosyal refahları ve sosyal seviyeleri için de bir şekilde çabalarlar üniversitelerde. Bu yüzden çocuklar sadece ben para kazanacağım, hangi mesleği seçmeliyim diye de bakmamalılar. Bu nedenle hem bölümlere hem üniversitenin sonunda işsizlik de olmaması adına bunların iyi araştırılması gerekmektedir. Biz eğitim koçlarına da burada çok büyük vazifeler düşüyor. Hem velilerimizi bu yönde ilerletmeye çalışıyoruz hem de öğrencilerimize hedefler belirlemeye çalışıyoruz. Bu şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz tabii ki. Yani ilk önce hedef belirlemeli, sonrasında o hedefe
yönelik çalışmak durumundayız. Hedef ne kadar yüksek olursa azim ve çalışma da o kadar, motivasyon da o kadar yükselir. İlk öncelik hedef tabii ki. Biz bu desteklemeyi ve taktikleri öğretmeyi bilebiliriz ama öğrencilerin de bu yöndeki hedefe inançları da olmak zorunda. İlk önce öğrenci inanmalı ve biz o inancı da desteklemeliyiz. Her şey ilk başta çocukla başlıyor aslında, evet, değil mi? Öğrencide başlıyor. Peki sınava giren öğrenciler tercih dönemleri geldiğinde hangi noktalara dikkat etmeliler hocam? Şimdi şöyle, LGS'ye yani lise giriş sınavlarına giren öğrencilerin liselerdeki yüzdelik dilimlerine bakmak durumundalar. Her sene değişen sınav kolaylığı veya zorluğunu da göz önünde bulundurmalılar. Dediğim gibi zaten tercih döneminde hem okullar hem de kurumlar açık olmakta. Biz de onlara yardımcı olabilmekteyiz. YKS'de de dediğim gibi ilk önce evet hedef belirlenmiştir ama sınavdan sonra kazanılan bir puanın işte benim puanım nereye yeterse oraya yazarımdan ziyade tam tersi ben hedefimi tutturdum mu? Benim istediğim bölüm bu mu? Bunları düşünmek zorunda. Sadece üniversite okunmak için gidilmez. Bunun farkındayız. Şu anda bile hani ben bile iki üniversite bitirdim. Çift anadal yaptım. Ama şunu da sormak lazım. Ben bu bölümü istiyor muyum? Ben bu bölümle nereye kadar gelebilirim? Dediğim gibi tüm hayatı çevreleyen bir sınav aslında. Bu nedenle iyi kararlar verilmesi gerekiyor. Okunmak için üniversiteye gidilmez. Biz bunun planlamasını da yapmak durumundayız. Burada öğrencilerin çoklu zeka kuramlarına bakmak durumundayız. Öğrencilerin hangilerine yetkin, yatkın olduklarını bilmek zorundayız. Haliyle ilk önce hedef belirlenmeli, sonra biz onları desteklemeliyiz. Ama ilk önce çocuklar kendine inanacak, biz o inancı devam ettireceğiz. Bu şekilde olmak durumunda. Gerçekten çok güzel bilgiler verdiniz hocam. Programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Son olarak seyircilerimiz için söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Beni buraya konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederiz efendim. Biz Aksaray'da eğitimde farklılık yaratmaya çalışıyoruz. Eğitim oranının yükselmesi ve okuryazarlık oranının da artması için uğraşıyoruz açıkçası. O yüzden elimizden geldiğince bir şeyler yapıyoruz. İnşallah bunların da sonuçlarını alırız. Alırsınız inşallah. Çünkü dediğim gibi gelecek bizim elimizde. Evet, şikayetlenmek hep şimdi bütün sokaklardaki insanlara sorsanız yeni nesil şöyle, yeni nesil böyle diye konuşurlar, kötülerler. Ama oradaki cevheri de görmek durumundayız. Biz o çocukların ellerinden de tutmak durumundayız. Onlara hedef de göstermek durumundayız. Onlara yardımcı olabileceğimiz noktada bizim elimizden ne geliyorsa biz onları yapmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim buraya da dediğim gibi yeniden konuk ettiğiniz için. İnşallah bir şekilde faydalı olabilmişizdir. İnşallah hocam. Gerçekten çok güzel bir yer verdiniz. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Sizleri tanış olduğumuz için de çok mutluyuz efendim. Ben de sizi tanıdığım için çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Değerli izleyicilerimiz, bu hafta da Eğitime Dair'in sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her salı saat 16'yı gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Hepinize güzel günler diliyorum. Hoşça kalın, bizimle kalın.